Merhaba değerli 3. sınıf öğrencileri. Bu dersimizde sizinle 3. sınıf çalışma yaprakları sorularıyla beraberiz. İsterseniz Türkçe dersi sorularının çözümüyle devam edelim. Sıradaki soru Kahraman Şerife Bacı. Milli mücadelede eli silah tutan kadın erkek herkes cepheye koşmuş ve bu kutsal mücadele zaferle sona ermiştir. Azmi, kararlılığı ve cesaretiyle ön plana çıkan kadın kahramanlardan birisi de Kastamonu'nun gururu Şerife Bacı'dır. Kar yolları kapanmış vaziyetteyken Nebolu'ya çıkarılan cephane ve silahların Kastamonu üzerinden Ankara'ya sevk edilmesi gerekiyordu. Şerife Bacı bakacak başka kimse olmadığı için cephane sevkiyatında bebeği Elif'i de yanında getirmek durumunda kalmıştı. Karnısına top mermilerini yükledi. Sırtında taşıdığı Elif'i İnebolu çıkışında mermilerin arasında bir yere yerleştirdi. Sırtındaki yün yorganı hem mermileri hem de kızını koruyacak şekilde üzerlerine serdi. Geçen zaman içerisinde soğuktan dolayı takati kalmayan Şerife Bacı donarak şehit olduğunda 20 yaşındaydı. Kastamonu kışlası önünde bebeği sırtında cephane yüklü karnında hayata gözlerini yumdu. Şerife Bacı'ya duygularınızı anlatan bir mektup yazın demiş. Hemen yazalım. Ey vatan uğruna canını feda eden Şerife Bacı. Sen ki bu vatan için bu millet için ve bu vatan üzerinde düşman ayakları gezmesin diye gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman. Bir yanında bebeğin, bir yanında top mermisi. Kaan üzerinde kat ettiğin onca kilometre yol. Bütün bunları sadece okuyup geçmiyoruz. Bizler de aynı duyguları yaşıyor ve yaptığınız onca fedakarlıklar için sizlere minnettarlıklar duyuyoruz.
Ruhunuz şad. Mekanınız cennet olsun. Sıradaki soru, Mert ve arkadaşları her hafta yazdıkları hikayeleri birbirine okuyorlar. Mert arkadaşlarının ilgisini çekecek ve onları şaşırtacak bir hikaye yazmak istiyor. Mert'in arkadaşlarını okuması için bir hikaye oluşturun ve aşağıdaki boşluğa yazın diyor. Buraya siz hikayenin başlığını yazıp daha sonra hikayenizi buralara yazarsınız çocuklar. Bu sizin hikayeniz olsun. Buraya çok sevdiğiniz, hoşunuza giden bir hikayeyi yazabilirsiniz. Sıradaki soru, aşağıda verilen görsellerle ilgili bir hikaye oluşturun ve hikayenizi alttaki boşluğa yazın demiş. Hemen yazalım. Başlığımız hafta sonu parkta. Hafta sonlarını çok seviyorum. Çünkü arkadaşlarımızla sokağımızın yanındaki parkta buluşur ve oyunlar oynar, yarışmalar yaparız. Kimi salıncakta sallanır, kimi kayıncaktan kayar, kimi uzun bir çubuğun altından ellerini yere değdirmeden geçmeye çalışır. Kimi ise çuval yarışı yapar. Yani hafta sonu park çok eğlencelidir. Bir sonraki soru, aşağıda origami tekniğiyle yapılan bir arabanın yapım aşamalarını sırasıyla anlatan görseller yer almaktadır. Görüyorsunuz 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. görseller çocuklar. Siz de bu görsellere göre arabanın yapım aşamalarını anlatan yönergelerden boş bırakılanları örneklerdeki gibi verilen boşluklara yazın demiş. Bire baktığımız zaman dikdörtgen bir kağıdı iz yapmak için tam ortadan önce yatay sonra dikey katlayın ve geri açın. Şimdi 2 ve 3'ü biz dolduralım. Kağıdı dik tutun ve aşağıdan yukarıya doğru ortaya kadar katlayın. Katlanan tarafın İki ucu aşağıya gelecek şekilde ortadan
katlayın. 4. Orta çizginin üst kısmından iki parmak genişliğinde önceki şeklin üzerine gelecek şekilde alt tarafa doğru katlayın ve üst taraftaki dikdörtgeni sağ tarafı orta çizgiye denk gelecek şekilde katlayın. Hemen 6'yı da yazalım. Ve son olarak kağıdı ters çevirin ve sol taraftaki fazlalığı içeriye doğru katlayın. Bir sonraki soru, Ankara'nın başkent oluşu ile ilgili resim ve şiir yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışmaya katılacağınızı düşünerek aşağıdaki katılım formunu doldurun demiş. Hemen Ankara'nın başkent oluşu konulu resim ve şiir yarışması katılım formu dolduralım. Ad soyad Aymira Salan, sınıfı 3A, 15-10-2014. Okulun adı Atatürk İlkokulu. Sorumlu öğretmen Mehmet Yalçın. Yarışmaya katılacağı alan resim, iletişim bilgileri. İletişim bilgilerine kendi adresinizi ve telefon numaranızı da yazabilirsiniz tabii ki. Ama okulunuzun adını da yazabilirsiniz. Atatürk İlkokulu, örneğin Avcılar, İstanbul. Bir sonraki soru, aşağıda metinde noktalama işaretlerinin kullanımında ve kelimelerin yazımında bazı hatalar yapılmıştır. Bu hataları bulup düzelterek verilen boşluğa metni yeniden yazın. Şimdi ben hataları düzelteceğim, siz tekrar metni yazarsınız çocuklar. Hemen başlayalım. Atatürk ve çocuk. Atatürk bir sabah bazı görevliyle birlikte Çankaya sırtlarında, Çankaya derken burada Ç büyük olması gerekiyor, yürüyüşe çıkmıştı. Karşıdan gelmekte olan küçük bir çocuk onları görünce durdu ve kenara çekildi. Atatürk çocuğu yanına çağırdı ve gülümseyerek sordu. Adın ne bakayım? Derken A büyük olmalı. Cemil, buralarda mı oturuyorsun? Derken tabii ki soru işareti olması gerekiyor. Hayır, Ayrancı'da. Ayrancı özel isim olduğu için A büyük ve C'da ekini ayırıyoruz. Okula gidiyor musun? Ünlem değil, yine soru işareti olması gerekiyor. Çünkü soru soruyor. Çocuk başıyla... Çocuk derken satır başı olduğu için Ç büyük olmalı. Evet anlamına gelen bir işaret yaptı. Cemil, sen büyüdüğün zaman ne olacaksın? Asker olacağım. Asker olup da ne yapacaksın? Düşman bu topraklara bir daha ayak basacak olursa onu buradan kovacağım. Atatürk bir şey demedi. Küçücük Cemil'i derken C büyük, iyi ayrılır. Kollarından tuttu, kaldırdı ve alnına bir öpücük kondurdu. Sonra onu oyununa geri gönderip yoluna devam ederken yanındakilere şöyle dedi. Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak.